Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum. Elektrik elektronik mühendisliği birinci sınıftayım. Bu kadar mı? Bu kadar. Peki kiminle geldiniz yarışmaya? Yarışmaya annemle geldim. Merhaba diyelim annenize. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım. Ben Alican'ın annesiyim. Ankara'dan geldim. Adınızı rica edeyim. Çiğdem. Ne iş yapıyorsunuz efendim? Ben emekliyim. Hemşireyim. Başka çocuklarınız var mı? Bir tane doktor oğlum var. O bugün nöbetçi gelemedi. Baba da Ankara'da görevli. Ne güzel. Okumuşlar çocuklar maşallah. Sağ olun, teşekkür ederim. Ne derler hani? İyi bir şey bu. Bir aile için, anne baba için. Mutluluk. Eşiniz ne iş yapıyor efendim? Yüksek hakim. Askeri Danıştay'da. Çok teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim Ali Can. Benim bildiğim bu Boğaziçi elektronik şimdi öyle mi bilmiyorum ama bir dönemde, yani bundan 3-5 sene önce ÖSS'de ilk 100'e girenler girebiliyordu. Evet, o hala döneme. Öyle. Hala öyle mi? Evet. Siz de ilk 100'ün içinde misiniz? Evet, 41. olmuştum ben. Teşekkürler. Ama bunu dedim, şimdi heyecanlandım çünkü yapamazsan ben de, ben de heyecanlandım. Şunu da hemen ekleyeyim. Bu heyecan var vesaire. Hepimiz her şeyi bilmiyoruz. Özellikle böyle ilk sorularda bazen folklorik şeyler geliyor. Hı hı. Yani hayatla çok ilgili. Bazen de böyle kendini derse vermiş o gençlerde. Hı hı. O hayatla ilgili bir aracı keçi sesi geldi. Mesela hiç duymamış olabilirsiniz. Evet. Keçi sesini hiç duymamış olabilirsiniz ve ya orada eğlenebilirsiniz ki mamafi öyle oldu. Siz eğer böyle bir çok kazaya uğrarsanız o yüzden yani 41. olmuş. Hı hı. Bu kadar başarılı olmuş. Bir öğrenci mi diyeyim ya da bir delikanlıyı kimse oturup da sosyal medyada eleştirmesin. Evet, başlıyoruz yarışmaya. Efendim şartları biliyorsunuz. Evet. Geliyor ilk soru. Gazete kağıtları evde kendi amacının dışında başka ne için sıklıkla kullanılır? A. Toz almak. B. Ayakkabı parlatmak. C. Cam silmek. D. Bulaşık kurulamak. C. Cam silmek son karar. Evet. Ben denedim biliyorum. Yarışma başlamadan önce söylediğim tam da böyle bir şeydi işte. Yani bu takı törenini, yani ÖSS'de 41. ya da 1. ya da 11. olmuş biri bilemeyebilir. Yani bu da normal karşılanmalı demek istemiştim. Ama siz bildiniz. Böylece ilk barajı da açtınız, 3. soruyla devam ediyoruz. Elektrik prizlerini çoğaltmak için kullanılan uzatmalar genellikle hangi sayı ile anılır? A 2, B 3, C 4, D 5. Üçlü priz olarak adlandırılır. O yüzden B şıkkı 3 son karar. Evet, içeride bir arkadaşım yedili priz aldım. Yedili üçlü priz aldım dedi. Yani. O kadar hayatın içinde. Yani yedili üçlü priz almış. 4. soru. Kahve falında fincanınızda balık görünmesi falında balık görünmesi hangisine yorulur? A. Başarı. B. Ayrılık. C. Zenginlik. D. Düşman. Yine öyle bir soru bu. Zenginlik olarak düşünüyorum ama risk almayı düşünüyorum açıkçası. Çünkü ilerideki soruları görmek istiyorum. O yüzden C. Zenginlik diyeceğim son kararım. Benim için 1 milyon liralık soru olabilirdi bu. Tam da yine dediğim gibi bir şeydi ve siz başarıyorsunuz. Ne güzel. Heyecanlandım. 5. soru. Sesli geliyor. Bir de bana sorun aslında. Ali Can dinliyoruz.
Londra Senfoni Orkestrası'ndan dinlediğiniz Zülfü Livaneli'ye ait bu şarkının adı nedir? A. Yiğidim Aslanım ve Zor Yıllar. C. Ey Özgürlük. D. Merhaba. Yarışmaya katılırken en korktuğum soru sesli soruydu. Açıkçası müzikle çok fazla bilgim yok. O yüzden ben joker hakkımı kullanmak istiyorum. Seyirciye sorma joker hakkımı. Peki, soruyorum seyirciye. Değerli seyirciler, Londra Senfoni Orkestrası'ndan dinlediğiniz Zülfü Livaneli'ye ait olan bu şarkının adı nedir? A. Yiğidim Aslanım ve Zor Yıllar. C. Ey Özgürlük. D. Merhaba. Süre 10 saniye. Böyle dinleyince çağrışım yapıyor. Kesinlikle. Değil mi? Evet, seyircilerimizin çok büyük çoğunluğu, %85'i C seçeneği üzerinde karar kıldı. Evet, ben de C olduğunu sonra anladım. C, Ey Özgürlük son kararım. Ey Özgürlük, değil mi? Oradan. Evet. Evet. Altıncı soru. 4 al 3 öde kampanyası olan bir mağazada yüzde kaç indirim yapılıyor demektir? A 10, B 25, C 50, D 75. Kolay geldi açıkçası. B 25 son karar. Geldik 7 soru, yani baraj sorusuna. 15 bin lira ödülü var biliyorsunuz. Ve bu ödül sizin olacak bu soruya doğru cevap verirseniz. Bir de ekstra jokerle birlikte, çift cevap jokeriyle birlikte geliyor soru. Tanrı parçacığı olarak bilinen teoremiyle 2013 Nobel Fizik Ödülünü kazanan fizikçi kimdir? A. Peter Higgs. B. Stephen Hawking. J. Carl Sagan ve Arthur C. Clarke. Bu sorudan eminim. Tanrı parçacığının diğer adı Higgs bozonudur. Aynı zamanda gazeteden okumuştum Nobel Fizik Ödülü'nün kimin aldığını. Bu yüzden A şıkkı Peter Higgs son kararım. Evet. 15 bin lira sizin. Joker de sizin. Yeni joker. 3 jokeriniz var. 15 bin liranız var. Güle güle kullanın. Bir de analize soracağım. Tahmin ettiğiniz gibi geçiyor mu yarışma? Geçiyor. Öyle mi? Evet. Yani aslında çok entelektüel bir çocuk. Normalde o şarkıyı da yapabilirdi. Çünkü eskiden bizim arabamızda teyp yoktu ve yollarda söylerdik. Demek ki heyecanlandı diyelim. Evet, doğru söylüyorsun. Peki 8. sorudayız. Değeri 30 bin lira sorunun. Ve şöyle. Türkiye'de hangi şehir adını Sezar'dan alır? A. Sinop. B. Sparta. C. Kayseri. D. Kars. Biraz tahmin yürütmeye çalışacağım açıkçası. Bana Isparta gibi geliyor çünkü Sezar'ın daha batı taraflarına da bir yere ismini vermiş olacağını düşünüyorum. Kars olduğunu ve Sinop olduğunu açıkçası düşünmüyorum. B ve C şıklar arasında kaldım. Yarı yarıya joker hakkımı kullanayım. Peki. Çıkıyor yanlış olan iki cevap seçeneği. Sparta değilmiş demek ki. Açıkçası baraj sorusunu geçtim ve bu soruyu yanlış bilirsem... yani doğru bilmem çok büyük bir fark yaratmayacak. O yüzden ve üstteki soruları da görmek istiyorum. Bir risk alacağım. Sinop bir kere Rum
İmparatorluğu da Sinop'ta devam etti ve Sinop bir liman kenti olduğu için önemli bir şehir. Yunanlılar için, Bizans İmparatorluğu için. Evet, risk alacağım. Son kararınız. Son kararım. Kilim Mobilya'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? Evet, risk alacağım. Son kararınız. Son kararım. Kaiser. Kaiser'i düşündüm ama Kaiser sanki. Zaten düşündünüz de söylediniz de başta. Orada Isparta seçeneği gidince geriye dedim. Evet. Kayseri seçeneği aklındaydı. Herhalde onu söyleyecek dedim ama söylemekten vazgeçtiniz. Evet. Üzüldük. Sağ ol olsun. Alican. Çok teşekkür ediyoruz. 15 günlere de uğurluyoruz. Siz hoşçakalın. Buyurun. Yiğit Özdemir sıradaki yarışmacı.